Vay şeker kızım, yatmamış daha. İyi geceler. Bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama anneniz davet etti. Anne, bu ev artık biraz da bizim evimiz. Bu saatte misafir getirmen doğru mu? Vay 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 vay. Kızdırdık mı yoksa? Ha? Nasıl gidiyor evlilik? Hala Cevdet'i seviyor musun? Sarhoş herif, sorduğun sualden sen utan. Ne şanslı herif şu Cevdet. Senin kadar güzel bir kadın tarafından hala seviliyor. Ben ki müzmin bekarım. Fakat senin gibi cici bir kadınım olacağını bilsem... ...gözümü kırpmadan evlenirim artık. Allah'ım sen sabır ver. Vay küçük gelin, mini mini gelin, tini mini gelin. Tini mini hanım, tini. Anne kendine gel. Tini mini hanım neler istiyor canım, seni istiyor canım. Hadi. Vay namussuzlar. Gördün mü bak? Sızmışlar be. Yavrum benim. Seni ilk gördüğüm andan beri deliler gibi seviyorum. Ahlaksız herif. Ben senin arkadaşının karısıyım. Bırak, bırak beni. Gel. Fazla gürültü etme. Komşuları duyacaklar. Vay namussuz vay. Eşek gibi seviyor Cevdet'i. Bu akşamlık bu kadar yeter. Şimdi iş Cevdet'e morfin koymaya kaldı. Doğru be. Bana öyle inanır ki... ...karın boynuzlatıyor dedim mi? Cevdet çabuk gel, sana mühim bir arkadaşa bırakayım, ben sana uğrarım sonra. Sevmiyorum efendim, sevmiyorum. Bana o sünepe babanı hatırlatıyor. Eğer dediklerimi yapmazsan al o pısırık kocanı, çıkın gidin buradan. Cevdet. Ağlama karıcığım. Üzülecek bir şey yok ki. Ben seni annenden ayırmamak için bu evde oturmak zorunda kalmıştım. Ama madem ki istemiyor, bir ev bulup hemen çıkarız. Niye kaçtın? Sana çok mühim bir haberim vardı. Bir saat vaktin var mı? Hayrola? Ev arayacağız. Hemen taşınmam lazım. Yahu, kardeşim sen deli misin? Genç güzel karın var. Sen seferdeyken yalnız kalacak. Doğru mu bu? Doğru iğri, kaynanan böyle istiyor. Ona müdana edecek değiliz ya. Gel öyleyse. Tanıdığım bir komisyoncu var. Ona gidelim. Şansınız varmış. Ev sahibi Almanya'da. Anahtarı da bana bıraktı. Mutfağı gördünüz. Burası da yatak odası. Arkada da bir küçük oda var. Eşyalı olmasına sevindim. Öyle ya. Bu kadar kısa bir zamanda nasıl eşya alırdık? Sen rıhtıma gelmeyince sanki hiç ayrılmamış gibi oluyorum. Allah'a ısmarladık karıcığım.
Karınız sizi aldatıyor Cevdet Bey. Siz sefere çıkar çıkmaz kırmadığı ceviz kalmıyor falan filan. İşte böyle. Benim bildiğim Cevdet bu mektubu okuyacak da fitili almayacak. Acentenin adresini zarfın üzerine yaz, postaya ver. Bu akşam için bana iyi şanslar dilemiyor musun? Patırdı etme. Çık buradan. Çık dışarı diyorum. Patırdı edersen aklında hayırlı olmaz senin. Nasıl girdin buraya? Beni içeri sen almadın mı? İnkar mı ediyorsun? Git yalvarırım, git buradan ne olur. Bir şartla. Ne şartı? Anlarsın. Anlamıyorum, söyle ne şartı? Aramızda kalacak. Hemen çıkıp gideceğim. Bir daha da... Şimdi kıyametleri koparır, parçalatırım seni komşulara. Komşular da kocan da inanmaz buna. Hadi sessiz sedasız yat şu yatağa. Yok, hayır. Benim olmazsan öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldür. Ne duruyorsun? Hadi, çek tetiği de bitsin bu iş. Hadi, soyun kusu kusu da gir yatağa. Bir müddet böyle idare ederiz. Sonra başka erkeklerden de zevk almaya başladın mı... ...bana da kocana da bir tekme vurursun. Öldürsene beni, soysuz herif, öldür! Yaklaşma, sererim leşini. Öldür beni. Namussuz herif! Öldür diyorum! Onu ben vurdum. Ben vurdum bu ırz düşmanını, ben! 5 kurşun yetmedi bu kini söndürmeye. Yetmedi, hayır. Yetmedi! Celseyi açıyorum. Sanık Nuran Orcan. Öldürmesine bile razıydım. Ama yapmadı. Mahvetti. Hayatım boyunca silip atamayacağım bir leke bıraktı bende. Bittim. Mahvoldum artık.
Ben yaşayamam hakim bey. Beni idama mahkum edin. Evvela Allah'a Rabb'i kalbet, sonra kanunlara güven. Mahkeme adildir. Kime ne ceza verileceğini ancak o tayin eder. Fikret'i avucumun içi gibi tanırım. Yakışıklı, uçarı zamparadır ama en yakın arkadaşının karısına kötü gözle bakacak kadar alçak değildir. Yani karınızın Fikret'le bir ilişkisi olduğunu mu ileri sürmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Fakat bana gelen ihbar mektupları karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu bildiriyor. Buyurun.